Bir başka konu evlilikte, bir başka soru. Evli bir kadının ne gibi mali hakları vardır kocasında? Cevap: evli bir kadının mali haklarını 3 grupta toplayabiliriz. Birincisi, gördüğümüz behirdir. Evlendiği zaman bir kadın bir miktar mal, para elde eder mehir adı altıyla, adı adında. İkincisi, nafakadır. Kocasının kendisine bakma mecburiyeti. Üçüncüsü, mal ayrılığı rejimi binaen kendi kazandıkları kendisinindir. Evine harcamak zorunda değildir. Şimdi bunları biraz daha ayrıntılarıyla görelim inşallah. Mehir, biraz önce gördük, erkeğin evlenirken karısına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği paradır. Kur'an-ı Kerim'de aldığınız kadınların mehirlerini cömertçe veriniz diyor. Cömertçe veriniz derken, Hazreti Ömer Efendimiz zamanında mehirler fırlamış, çok yükselmiş. Hazreti Ömer Efendimiz de hutbeye çıkmış, demiş biz devlet olarak bir tedbir alıyoruz. Nedir? Bundan sonra mehirler 400 dirhemi geçmeyecek. Halbuki Hanefiler 10 dirhemden aşağı olmaz diyor. Asgarisi 10 dirhem değil mi? Evet. O zaman 10 ile 400 arasında da bir hayli fark var yani. İslam bir mübarek devlettir. Hukukun üstünlüğü herkes için geçerlidir. Devlet başkanıyla fakir, fukara, gariban hiç fark etmez. Herkes mahkemede eşit olarak aynı hükme bağlıdır. Bunun garantisi Allah'a ve ahirete imandır. Diyeceksiniz ki bütün hukuklarda öyle yazar. Ha öyle yazmaz. Bazı hukuklar var. Mesela bizim ülkemizde reis-i cumhurun kendine göre sorumsuz olduğu yerler vardır. Başbakanın sorumsuz olduğu yerler vardır. İşte bürokratların kendilerine göre soramazsın. Böyle sorumsuz olduğu yerler vardır. Herkes dava açamaz onlara. Yani modern bir hukuka hiç yakışmıyor. İnsanların eşitliğine, hukukun üstünlüğüne hiç yakışmıyor. Yeni bir anayasa yapılırken ben bunları bir yazıyla yazdım, tavsiye ettim ama dinlerler mi bilmiyorum. Yani reis-i cumhuru niye dokunulmazlığı olsun? Efendim, vatan haini olmadıkça dokunulmazmış. Niye dokunulmaz ya? Dokunulsun. Suç işlemiş de yargılansın ya. Allah Allah, gelmiş benim malımı telef etmişse yargılansın ve benim hakkımı versin. Öyle şey olur mu? Hazreti Ömer Efendimiz, devlet başkanı, devrim o zamanki değil mi? Bizans'la savaşıyor, İran'ı yenmiş bitirmiş, süper gücü olmuş efendim, devlet başkanı. Hutbede diyor ki, evliliklerde mehirler çok yükseldi, evliliği zorlaştırıyor. Halbuki bizim dinimizin genel ilkesi evliliği kolaylaştırmaktır. Öyleyse ben sınırlama getiriyorum. 400'den fazla mehir parası verilmeyin. Arka saflardan bir kadın ayağa kalkıyor. Adını da bilmiyoruz. Diyor ki, ya emiren müminin, ey devlet başkanı, senin bunu yapmaya hakkın yoktur diyor. Yapamazsın. Ne dersiniz buna? Hukuk devlet işte. Ya sen kim oluyorsun devlet başkanında diyorsa, bugün adına cumhuriyet, adına demokrasi, adına çağdaş denilen memleketlerde adamı götürürler. Artık ondan sonra başına duruma göre ne geldiyse. Ama o İslam devletidir. Neden diyor halife? Dinlemek zorundadır. Yeter ki karşılıklı saygı heder edilmesin, nazik, kibar, hakaret edilmeden görüşler söylensin. Neden itiraz ediyorsun diyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şu ayetinde diyor ki diyor,
Bu ayeti kerime Nisa suresi 20. ayeti kerime. Onlardan birine, o kadınlara evlendiğiniz zaman yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan bir şey almayınız buyuruyor. Allah Celle Celaluhu yüklerle diyor, kantar kantar mal verirseniz. Bu 400 dirhem de ne? Bizim yüklerle mehir alma hakkımız var diyor. Veren olursa. Allah böyle söylüyor, sen öyle söylüyorsun. Hazreti Ömer duruyor ve diyor ki, kadın isabet etti, Ömer hata etti. Vazgeçiyorum. Bu kadar. O bir görüş söylüyor, görüşünü de ayetle destekliyor. Bu kadar. Kimse o ayetin ve hadisin üstüne çıkamaz. Herkes onun hukukuna bağlı kalmak zorunda. Mehir hakkında demin gereken bilgileri verdiğimiz için burada tekrarlamayalım. Mehirin hakkıdır kadının. Onu alır. Dilediği gibi kullanır. Mehri velisi de alamaz onun elinden. Yani babası veya bir başkası mehri alamaz. O kadının malıdır. Bir kadın evlendiği zaman kocasından mehir aldığı gibi mali bir hak olarak nafaka hakkını elde eder. Yani dinimizde evlilik içinde kadının yiyecek, içecek ve mesken masrafları, barınakları, bu evin teftişi, dokuma, işte ötesi, berisi, her şeyi, bütün bu masrafları kocasına aittir. Buralara kadın para harcamaz. Kendi parası varsa harcamak mecburiyetinde değildir. Gönüllü harcıyorsa sadaka sevabını o da alır. Erkek nasıl harcarsa sadaka sevabı alıyor. O da isterse, o da Allah'tan sevap beklentisi varsa ve harcarsa harcar, o da sevabını alır yani. Ama mecbur değildir.